Ankara'ya döneceğiz. İyi Parti ile görüşmeleri yürüten CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuzkan Salıcı, CNN Türk Ankara temsilcimiz Dicle Canova'nın konuğu. Sözü sana bırakıyoruz Dicle. Teşekkürler Başak Şengül. Sayın Salıcı, hoş geldiniz CNN Türkiye. Nihayetinde uzlaşma sağlandı. Bugün iki lider açıklama yaptı. Toplamda 49 il, 22'si büyük şehir. Şimdi o basın toplantısında benim dikkatimi çekti. Sayın Kılıçdaroğlu sizlerden kahraman olarak söz etti. Sayın Akşener de zaman zaman intiharın eşiğine geldiler ifadesini kullandı. Önce şunu sorayım, aranızdan kim intiharın eşiğine geldi? Sayın Akşener latife yaptı. Tabii uzun bir süredir biz bu görüşmeleri yürütüyorduk. Dolayısıyla zor bir maraton oldu. Hem İyi Parti adına görev alan değerli siyasetçiler, hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne adına görev alan bizler. Zaman zaman gerilimli anlar oldu. Zaman zaman anlaşılamadı. Ama bu tür süreçlerin doğasında vardır. Eğer amaç halisane ise, amaç gerçekten Türkiye'de bu yerel seçimlerde işbirliği yaparak demokrasinin güçlenmesi, katılımın artması, hizmet konusunda bir rekabet ortaya çıkmasıysa, ki bizim niyetimiz o, ortaya önünde sonunda, günün sonunda bir işbirliği imkanı çıkıyor. Sorun şurada, bu çok bizim partililerimizin, siyasetçilerin ya da seçmenimizin çok alışık olduğu bir durum değil. Yerel seçimlerde genelde siyasi partiler ayrı ayrı girerler. Kendi adaylarını çıkarırlar. 49 il, ki buna Bursa Büyükşehir'i dahil etmek lazım. Bursa Büyükşehir'de bir sorun yok. İlçelerde... Evet, onu soracağım. Bugün listede yok. Oysa evet. Biz daha önce uzlaşı sağlandığını öğrenmiştik. Bursa Büyükşehir'de İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi adayını destekleyecek ama ilçelerde henüz nokta konmadığı için bugünkü açıklanan metinde... Taslak'ta şey yok, Bursa yok. Ama şöyle bakalım, Bursa'yı da katarsanız toplam 50 yerde, 50 ilde, büyükşehirde iki parti bir araya geliyor ve bazı yerlerde kendi adaylarını değil de işbirliği içinde oldukları partinin adayını destekleme kararı alıyorlar. Bu çok önemli bir durum. Hem siyasi partilerin örgütleri açısından önemli bir durum, hem siyaset camiası açısından hem de seçmen açısından önemli bir durum. Benzer bir durum Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP arasında var. Şimdi böyle bir yeni siyasete toplum çok daha önce karşılaştığı, hazır olduğu bir durum söz konusu değil. Onun için bütün arkadaşlarımızın kafalarında soru işaretleri olabilir. Ama bir fedakarlık dönemindeyiz. Hepimiz daha iyi bir Türkiye için, krizini aşmış, hanesinde rahat rahat yaşadığı, barışın, huzurun hakim olduğu bir Türkiye için fedakarlık yapmak durumundayız. Onun için de bu çalışmalar zorlu oldu ama sonuçta işte Sayın Genel Başkanlar açıkladılar ve başarılı oldu. Peki istikşafi görüşmelere dönüşmesin diye yola çıkıldı. Çok uzamasın, kısa sürede hallolsun diye yola çıkıldı ama neredeyse yanılmıyorsam 80 günü buldu. Bu da beraberinde pazarlık yapılıyor eleştirilerini getirdi. Şimdi Cumhur İttifakı'na baktığımız zaman oradan verilen mesajlar, mesele 3-5 belediye değil BK sorunu deniyor. CHP ile İYİ Parti için peki esas mesele neydi burada? Şimdi bu BK sorunu biraz ilginç bir mesele. Adalet ve Kalkınma Partililer diyorlar ki biz Türkiye'nin bekası için mücadele ediyoruz. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin yegane vatandaşları Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasetçileri mi? Değil. Milliyetçi Hareket Partililer, siyasi yetkililer diyor ki biz Türkiye'nin bekası için mücadele ediyoruz. Bence bir beka için mücadele ettikleri doğru ama kendi bekaları için mücadele ediyorlar. Kendi geleceklerini garanti altına almak için mücadele ediyorlar. Çünkü onları bir kenara ayıralım. Yani sarayı ve saraya destek veren muhalefet partisini, iktidar partisini, Milliyetçi Hareket Partisi'ni bir kenara ayıralım. Toplumun yaşadığı duruma bir bakalım. Elektrik faturası ödeyemiyor. Doğalgaz faturası ödeyemiyor. Kıştayız. Çocuğunu okula göndermekten neredeyse imtina eder duruma gelmiş masraflarından dolayı. Ülkede iş yerleri kapanıyor. Konkordato ilan ediyorlar. İflaslar peş peşe geliyor. Türkiye'nin tarihi markaları, örneğin Pamukkale Turizm de gitti. Türkiye'nin tarihi markaları ayakkabıda, sanayide, başka alanlarda, ticarette patır patır dökülüyorlar. Şimdi Türkiye'nin bekasını çok merak ediyorlarsa Türkiye'nin üreten sanayi tesislerini kurtarsınlar. Onların üretmeye devam etmesini sağlasınlar. Peki İYİ Parti ile CHP'yi bir araya getiren ne? Bahsettikleri beka kendi bekaları. Yani kendi güçlerini kaybetmek istemiyorlar. Vatandaş hangi durumda olursa olsun, vatandaş aç da olsa, işsiz de olsa, işini kaybetmiş de olsa, ne olursa olsun kendi geleceklerini merak ediyorlar. Biz diyoruz ki asgari ücret
2200 lira oldu. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde diyoruz. Onların açıklamış olduğu, genel olarak açıklamış olduğu asgari ücret çok daha düşük. Biz muhalefet partisi olarak taahhüt altına giriyoruz. Onlar iktidar partisi olarak taahhüt altına girmiyor. Bir ara vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erzurum'da konuşuyor. Oraya bir kulak verelim. Sonra mekan devam edeceğiz. Meselesinden bahsedecektir. Konuğumuz CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı ile sohbete devam edeceğiz. Efendim kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın da bir eleştirisi oldu. Hiçbir araya gelmeyecek partiler bir araya geldi. Al gülüm ver gülüm pazarlıkları ifadesini kullandı. Ben de size bunu sormuştum. Yani bir pazarlık eleştirisi var iki parti arasında. CHP ile İyi Parti'yi bir araya getiren unsur nedir? Yerel seçim başarısı. AKP ile MHP'yi bir araya getiren unsur nedir? Tekrardan iktidar olma. Beka, kendi varlıklarını devam ettirme. Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'yi bir araya getiren dürtü başarılı olma dürtüsüdür. Peki şimdi yerel seçimlerde başarılı olsun. Daha fazla belediye başkanıyla hizmet verilebilsin. Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını, demokrasinin Türkiye'de işler bir durumda olduğunu hep beraber görelim. Cumhur İttifakı 30 büyük şehirde işbirliğine gidiyor. Siz 22 büyük şehir. Neden 22'de 30 değil? Neden tüm büyük şehirlerde olmadı? Şartlar oluşmadığı için. Yani biz illa kendimizi sayısal anlamda şu kadar işbirliği yapmamız lazım, bir sayı hedefine ulaşmamız lazım gibi bir zorunluluk içinde görmedik. Nerelerde işbirliği yaparsak sonuç alırız. Nerelerde işbirliği yapmamız daha olumludur, daha geleceğe dair pozitif bir durum bırakacaktır. Aynı zamanda nerelerde işbirliği yaparsak seçmenimizin birbiriyle bir aradığı, bir araya gelmesi kolaylaşır. Bu çerçeveden baktık. Şimdi dolayısıyla olabileceğini gördüğümüz yerlerde işbirliği yaptık. İşbirliğinin sıkıntılı olabileceğini düşündüğümüz yerlerde ya da ayrı adaylar çıkarmanın tercih edildiği yerler işbirliği yapmadı. Onu soracağım. Mesela Ankara, Etimesgut ve Bodrum'da. Bir cümle daha söyleyeyim. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki hiçbir şekilde bir araya gelemeyecek partiler. Biz daha 24 Haziran'dan Millet İttifakı'nın bir parçasıydık. Yani bunlar kamuoyuna söylenmiş, aslında arkası dolu olmayan manipülatif laflar. Bir cümle daha. Güçlü bir Türkiye istemeyenler tüm güçleriyle sağdalar. Ben muhalefet partisiyim. Demokrasilerde muhalefet olmak durumundadır. Dünyanın her yerinde iktidar vardır. Bazen diktatörlüktür, bazen krallıktır, bazen molla rejimidir. Bazen demokrasidir ama sadece demokrasilerde muhalefet vardır. Ben çıkacağım, iktidarın yapmış olduğu yanlışlıkları anlatacağım. Vatandaşın önüne koyacağım. Vatandaş da yetkiyi iktidardan alıp bana verecek. Benim görevim bu, amacım da bu. Eğer iktidar görevini iyi yaparsa benim de dönüp vatandaşa inandırıcı bir muhalefet yapma imkanım kalmaz. O zaman iktidar daha iyi çalışır ve Türkiye'nin çıkarına olur. Biz burada bir hizmet yarışı veriyoruz. Dolayısıyla toplumun bir kesimini Türkiye'nin güçlü olmasını istemeyenler, bir kesimini Türkiye'nin olmasını, güçlü olmasını isteyenler diye ayırmaya başladığınız zaman o zaman vatandaşlarınızı ayırmaya başlamış olursunuz. Bir soru sorayım. Kasım seçimlerinde, 2015'teki Kasım seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi %50 oy aldı. Son seçimlerde %42 oy aldı. %8 Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün bu çabalarını görmedi, onların Türkiye'yi güçlü bir ülke yapma çabalarını görmedi, muhalefetin olumsuz çalışmalara mı destek verdi? İnsanlara böyle bakarsanız, vatandaşlarınıza böyle bakarsanız, aynı mahallede yana yaşayan insanları birbirine ayırmaya kalkarsanız Türkiye'ye iyilik yapmış olmazsınız. Peki süremiz az, hızlı geçmeye çalışıyorum. Şimdi 27'sinde parti meclisi var CHP'de. Uzun bir toplantı olması bekleniyor. Kaç aday daha açıklanacak? İzmir bu adayların içinde olacak mı? İstanbul'un ilçeleri açıklanacak mı pazar günü itibariyle? İzmir açıklanır. İzmir belediyelerinden de açıklananlar olur. İstanbul'un belediyelerinden de açıklananlar olur. Öncelikli olarak muhalefette olduğumuz yerlerde açıklamalar olur. Ama bizim şu anda hali hazırda Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları tarafından yönetilen belediyelerden de açıklananlar olabilir. Bizim amacımız şu. Mümkün olduğunca artık seçim belli bir noktaya geldi. İşbirliği görüşmelerinde bir aşama, önemli bir aşama geçildi. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki işbirliğinin sonuçlarını da artık yavaş yavaş görüyoruz. Onlar da adaylarını açıklıyorlar. İşte bugün Erzurum'dan bağlandı teşkilat toplantısından Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla orada adaylarını açıklıyor. Biz de adaylarımızı bir yandan onların adaylaşmalarını takip ederek
Bir yandan kendi çalışmalarımız sonucunda sonuçlanacak. Peki İzmir'de son olarak Aziz Kocaoğlu ben de adayım dedi. Bir takım eleştirilerde bulundu. Mevcut üzerinde durulan isimlerin yeterli başarıyı alamayacağını savundu. Parti sözcünüz de kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz dedi. Bu ne anlama geliyor? Kocaoğlu'nun şansı kalmadı mı İzmir'de? Aday yok, bu Aziz Bey önemli hizmetler verdi İzmir'e. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz anlamına geliyor. Yani bu teşekkür hizmet yapan, emek veren herkesin hak ettiği bir şey. Siyasette her zaman oluyor mu? Hayır, her zaman olmuyor. Ama şimdi Aziz Bey'in İzmir'e yapmış olduğu hizmetleri görmezden gelmemek lazım. Bu önemli bir şey. Kendisi adaylaşır ya da adaylaşmaz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi onu tekrardan aday gösterir ya da göstermez. Gösterecek mi? Burada önemli olan şey onun vermiş olduğu hizmetin bir dönemde yapmış olsa, üç dönemde yapmış olsa küçümsenmediğini, o hizmetin takdir edildiğini, İzmirli'nin de bunu takdir ettiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bunu takdir ettiğini ifade etmek. Bence bu siyasetin nezaketine de uygun bir davranış. Ama işte merak edilen gösterilecek mi yoksa... Onu pazar günü göreceğiz. Artık Tunç Soyer diyebilir miyiz? Pazar günü göreceğiz onu parti meclisinden sonra. Peki. Bir de Sarıgül'ün çıkışı oldu Şişli'de. Üstelik de genel merkezi eleştirerek istifa etti. Ben adayım, karşımda muhatap bulamıyorum dedi ve geçmişi başka partilere dayanan adaylar... Büyükşehir adayı yapılırken CHP'nin öz evladına dolaylı yoldan başka ilçelerde işaret etmesini eleştirdi. Tam olarak bu ifadeleri kullandı. Küçük kurnazlıklara teslim olamazdım dedi. Bu eleştirilere ne yanıt vereceksiniz? Süreci yürüten isimlerden birisiniz çünkü. Sarıgül'le ilgili sıkıntı ne? Yani neden Şişli'den aday gösterilmedi? Şimdi Sayın Sarıgül Şişli'den aday gösterilmedi de partiden ayrıldı değil. Sayın Sarıgül sürecin sonucunu beklemeden partiden ayrıldı. Bakın bu pazar günü parti meclis toplantısı var ve İstanbul'da şu ana kadar bir tek yer açıklandı. Onun dışındaki muhalefette olduğumuz yerler dahil olmak üzere açıklanmadı. Şimdi dolayısıyla sürecin sonunu bekleyebilirdi. İkincisi, Sayın Sarıgül'ün yapmış olduğu eleştirilere saygı duyarım. O kendi görüşüdür ama biz başka türlü düşünüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında hizmet anlamında aynı zamanda da siyasi bakış anlamında bir mücadele var, bir rekabet var. Şimdi biz meseleye şöyle bakmıyoruz. Kimi belediye başkanı yapmak istiyoruz? Kimi milletvekili yapmak istiyoruz? Kimi genel başkan yardımcısı yapmak istiyoruz diye bakmıyoruz biz meseleye. Bu bir yarış. Bazen hizmet yarışı, yerel seçimlerde bir hizmet yarışı, genel seçimlerde bir siyasi iktidar yarışı, siyasi iktidar mücadelesi. Burada hangi arkadaşlarımız nerelerde olurlarsa Cumhuriyet Halk Partisi daha başarılı olur diye bakıyoruz. Dolayısıyla meseleyi kişiler üzerinden bakmaya başlarsak yanlışlar yaparız. Meseleyi siyasetin genel doğruları üzerinden bakarsak kişiler orada bu amacın daha iyi bir noktaya gitmesi için önemli figürler olurlar, önemli aktörler olurlar. Bu benim için de geçerli, Sayın Sarıgül için de geçerli, bütün Cumhuriyet Halk Partililer için geçerli. Sayın Genel Başkan bana bugün desin ki Oğuz Kağan Salıcı bırakacaksın Genel Başkan'ın yardımcılığı koltuğunu, Pursaklar'da sana ihtiyacımız var. Ben eğer inanmış ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideallerini kendi ideali olarak görmüş bir kişiysem o şeyi kabul etmek durumundayım. O görevi kabul etmek durumundayım. Ve gidip orada mücadele etmek durumundayım. Sarıgül böyle yapmadığı için mi? Hepimizin bunu yapması gerekir. Yapmayan arkadaşlarımızın... Hani kendi değerlendirmelerini kendileri yaparlar. Benim onlarla ilgili bir şey söylemem çok doğru değil. Peki Şişli'de zorlanacağınızı düşünüyor musunuz bu Cumhuriyet şartlar? Cumhuriyet Halk Partisi var olan belediyelerin hiçbirine zorlanmaz. Üzerine yeni belediyeler katacak. Bu işbirliğinin de İYİ Parti'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de daha fazla belediye kazanmasına ve aynı zamanda toplumun geniş kesimleriyle buluşması için bir imkan olduğu kanaatindeyim. Peki bir de tabii yine... Şişli adayını da merak ediyoruz. Hayri İnönü tekrardan aday gösterilecek mi? Başka isimler konuşuluyor. Gürsel Tekin gibi farklı alternatifler söz konusu mu? Şişli ile kiminle yola devam edeceksiniz? Ben tabii isimlere girmeyi çok doğru bulmam. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bir kurullar partisi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kurulları toplanır. O kuruldan bir karar çıkar. O karar da kamuoyuyla paylaşılır. Bekletilmez. Cumhuriyet Halk Partisi eğilim yoklaması yapar. Sandığı genel merkeze getirmez. Bulunduğu yerde açar. Başta denetmen gönderir. Oradaki sandıktan çıkan sonuç ilan edilir. Parti meclisi onu teyit eder. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'de sistem böyle çalışıyor. Biz diğer siyasi partilerde olduğu gibi, bazı siyasi partilerde olduğu gibi genel başkanın iki dudağının arasından ya da bazı siyasi parti yetkililerinin not kağıtlarından aday açıklamıyoruz.
Onun için pazar günkü parti meclisini beklemekte fayda var. Son sorum, çok kısa yanıt istiyorum. Önemli, atlamak istemem. BK tartışmasına biraz döneceğiz ama Muharrem İnce üzerinden döneceğiz. BK sorunu olarak yerel seçimi nitelendirmek zeka sorunu dedi. MHP'den de çok sert tepkiler geldi ama orada söylediği başka bir şey daha vardı. Adana'yı, Mersin'i, Bursa'yı, Ankara'yı, İstanbul'u alırsak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi de erkene alınır. Ben de Cumhurbaşkanı olurum dedi. Bu sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? CHP'nin de temel amacı bu mu? Erken seçim mi? Şimdi bu bir yerel seçim. Yerel seçimde vatandaşımız sandığa gidecek, örneğin Ankara'da, ve diyecek ki şimdiye kadar Adalet ve Kalkınma Partili bir belediye tarafından yönetildi. İşte ilk defa seçmen olacak gençler, 94'te başladı biliyorsunuz bu süreç. Bugün oldu 2019, 25 yıl olmuş. Yani 24 yaşındaki bir seçmen arkadaşımız, kardeşimiz şu ana kadar Adalet ve Kalkınma Partisi çizgisinden gelen bir belediye başkanının dışında bir belediye başkanı görmedi. Böyle bir hizmet de görmedi. Şuna bakacak. Ben yaşadığım Ankara'dan memnun muyum? Trafiğinden memnun muyum? Ödediğim faturalardan memnun muyum? Aldığım hizmetten memnun muyum? Değil miyim? Değilse biz kendisine Sayın Mansur Yavaş'a oy vermesini bekliyoruz. Memnunsa devam etmesi yönünde bir hizmet vermesini bekliyoruz. Şimdi bu konuşmuş olduğumuz cümlenin Cumhurbaşkanlığı neresinde ya da genel seçim neresinde, bir iktidar değişikliği neresinde, adı üzerinde, bu bir yerel seçim. Biz de zaten İYİ Parti ile bir yerel seçim işbirliği yaptık. Genel seçimde başka bir şey yapmıştık. Yani bir ittifak protokolü vardı orada. O zaman Sayın İnce'nin sözlerine katılmadığınızı ifade ediyorsunuz. Yerel seçimle genel seçimi birbirine ayırmak lazım. Yerel seçim bir hizmet yarışıdır. Genel seçimde bir iktidar değişimi beklentisi ortaya çıkar. Dolayısıyla bu tür konularda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı ve yaptığı açıklamalar üzerinden gideriz biz, ki doğru olan da budur. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Yayınımıza konuk oldunuz. Oğuz Kağan Salıcı, CHP Genel Başkan Yardımcısı yayın konuğumuzdu. CHP ve İYİ Parti arasındaki anlaşmayı ve CHP'nin bundan sonra çıkaracağı, özellikle İzmir, İstanbul ilçeleri gibi adaylarını konuşmaya çalıştık. Şimdilik noktalıyoruz ve sözü yeniden İstanbul'a bırakıyoruz.